mezarıma kapanıp ağlaman anam, yarim yarim diye ağlama. Osman. Gel oğlum, başkası alsın makinayı. Osman. Osman. Osman! Mahmud'un kında yerde kalmasın komutanım. Ölüm. Kardeşim. Makineliği indirdin ama daha beteri geliyor. Gerillaya mevzi almayı ben mi öğreteceğim? Herkes korusun kendini. Gözler heval, önemliymiş. Önemsiz olsa şaşardım zaten. Dinleyeyim. Takviye kolu geliyor. Bir komando bölüğü oraya doğru geliyor. Neredeler heval? Neredeler? Size yakınlar. Fazla vaktiniz yok heval. Hemen yer değiştirin. Tekrar ediyorum, oraya doğru geliyorlar. Anlaşıldı Heval. Gözünde gül Necla. Hadi herkes geriye. Hayır Miro, hayır. Kıstırdık bunları, kıstırdık. Ateş! Kıstırdık dediğin budur Necla. Geriye çabuk.
kavrulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor. Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor. Ey bu topraklar için toprağa düşmüş asker. Gökten ecda dinerek öpse o pa kanlı değer. Ne büyüksün ki kanın kurtarıyor tevhidi. Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? Gömerim gel seni tarihe desem, sığmazsın. Bu taşındır diyerek Kabe'yi diksem başına. Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına. Sonra gök kubbeyi alsam da rida namıyla. Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle. Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan. Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan. Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına. Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına. Türbedarın gibi ta fecre kadar bekletsem. Gündüzün fecriyle avizeni lebriz etsem. Türlenen mahribi akşamları sarsam yarana. Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana. Beyler durun. Şehitlerimizi torbalara koymayacağız. Osman, bırak çocuklar işlerini yapsın. Onlar daha 22 yaşındalar. Onları evlerine plastik torbalarda değil, ellerimizin üzerinde göndermeyi hak ediyorlar. O yüzden ben onların yüzüne al bayrağımızı örteceğim komutanım. Bırakın çocuklar. İslam'ı kuşatmış boğuyorken hüsran, o demir çemberi göğsünde kırıp parçaladın. Sen ki ruhunla beraber gezer icramı adın, sen ki asara gömülsen taşacaksın heyhat. Sana gelmez bu ufuklar, seni almaz bu cihat. Dikkat!
Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana ağuşunu açmış duruyor peygamber. Kışlalar doldu bugün, doldu boşa. Gelmedi mi yemeğe? Gelmediler komutan. Ama kızmıyorum onlara. Alâ sırâtin müstakîm, tenzîlel azîzir rahîm, litunzire kavmen mâ unzire âbâühüm fehum gâfilûn, lekad hakkal kavlu alâ ekserihim fehum lâ yu'minûn, innâ cealnâ fî âlâkihim eğlâlen fehiye ilel ezgâni fehum mukmehûn,
وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma kaddemu ve asarahum ve külle şeyin ahsaynahu fi imamin mubin. Hazırız galiba komutan. Ellerim titriyor bir komutan. O haremle bayrağı bile katlayamadık. Teğmen Hakan Küçük Aslan. Komutanım. Silah arkadaşlarım. Şehit Er. Mahmut Karakum. Şehit Er. Mikail Çelik. Şehit Er. Tayfun Somalı. Şehit Er. Cahit Irmak için yapılacak merasim programını açıklıyorum. İstiklal Marşımızın okunması. Ardından komutanımız Jandarma Yüzbaşı Oktay Kerimoğlu'nun konuşmaları. Son olarak saygı atışı ve şehitlerimizin uğurlanması. Arz ederim. Çelik deme karakolu. İstiklal Marşı için. Rahat. Ol. Tüfek. Omza! Selam! Nur! Selam!
konuşmalarını yapmak üzere Jandarma Yüzbaşı Oktay Kerimoğlu'nun teşriflerini arz ederim. Komutanım. Silah arkadaşlarım, kardeşlerim, şerefli askerlik hayatımızın en zor anlarından birini yaşıyoruz. Bizler kavurucu sıcaktan, dondurucu soğuktan ve türlü mahrumiyetten korkmamakla ünlü komandolarız. Marşımızda söylediğimiz gibi, biz korku nedir bilmeyiz. Ama bugün sınavların en zoruyla, savaşların en çetiniyle yüzleşiyoruz. Bugün dört silah arkadaşımızı, dört yiğit kardeşimizi bağrımıza taş basarak, içimiz kan ağlayarak ebediyete uğurluyoruz. Ama bu zor vazifeyi de bir Türk askerine yakışır vakar ve şerefle yerine getireceğiz. Arkadaşlar, Türk vatanını bu alçakça saldırıdan korumak üzere delikanlı göğüslerini siper etmiş şehitlerimizi Cenab-ı Allah'ın rahmetine kanlı giysileri ve rengini o kandan alan bayrağı sarılı olarak tevdi ediyoruz. Mekanları cennet olsun. Burada niyazım odur ki Allah sizleri bu millete bağışlasın. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet, sizlere başsağlığı diliyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sol! Şehide saygı atışı için yerlerinize marş marş! Sas duruş! Şehide saygı atışı için havaya nişan vaziyeti al! Teş! 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 Sas duruş! Geriye! Dön! Yerlerinize! Marş marş! Geri! Bak! Şehidi uğurlamak üzere! Yerlerinize! Marş marş! Sağa, sola, dön! Şehit al! Kaç! Haberleri veriyoruz. Sayın dinleyiciler, daha önce de sık sık çatışma haberleri gelen Çeliktepe Karakolu'ndan yine acı haber.
Bölgede icra edilen iç güvenlik operasyonu sırasında yaşanan çatışmada 4 asker şehit oldu. Edinilen bilgiye göre şehitler ve memleketleri şöyle. Er Mahmut Karakum Diyarbakır. Ya senin yüzünden adım bankası yüzüne çıkıvercek Fatma ya. Kahveye maviye gidemiyorum ya. Biliyorum değil mi bana? Ama imza atıyor sanki orada. Ya bir relaks olun ebeveynlerim ya. Bir relaks olun, kavga etmeyin gene. Ya koca baba, sen böyle kenedi menedi derken bu gangsta olaylarına iyice merak saldın ha. Hadi be, hadi be, hadi be. Selam. Efendim teyzem. Niye radyoyu kapatıverdin kızım? Ezan okunmadı mı? Ezan mı? Ezan okundu mu? Yok kızım, daha bir saat daha var ya, bir saat var daha. Ya şey... Ne oldu Zeliha'm? Şey çıktı da. Hayda, yapma be kızım, etme be kızım ya. Ya ne oldu Zeliha'm, söyleyiversene, ne oldu? Ya şey çıktı türkü. Tabii hassas dönem ya. Hastane önünde İncir Ağacı türküsü var ya. O işte öyle çok dokundu da bana. Ne bileyim işte. İbrahim. Ama efendim. Televizyonu açıver bakayım. Haberi bak. Heh. Sus ısıtak bir yer olmasın. Ajans veren yeri açıver. Yani bu yayın politikasını ben anlamıyorum arkadaş ya. Ben anlamıyorum ya. Ev hanımları bu saatte evde temizlik yapıyorlar biliyorsun sen. Niye böyle acıklı acıklı türküler çalıyorsun arkadaş ya? Vallahi gidip Rütü'ye dilekçe vereceğim ya. Tövbe tövbe. Gir. Komutanım, çayı ben yani... Ben şey... Nöbeti sen mi devraldın aslanım? Ne yapayım komutanım? Yani birinin yapması gerekiyordu. Ben ya. Fatih. Ver kardeşim sen. Sen bırak onu. Ver. Gel biz seninle biraz havalı. Gel kardeşim. Kader kısmet bulmuş Emur. Cahil Muharrem, senin resmin de mi asacaktı buraya? Burak diye benim yüreğime bataydı da senin resmine batmaydı. Muharrem, iyi misin amaşım? Kim olmamız lazım hem oğlum. İyi olunca kum mu bugün? Ya ne bileyim, başka türlü soramadım işte. Amca sen burada bekle de ben komutanlara haber vereyim. Peki oğlum, beklerim ben. Dua et oğlum. Oraya dua edilir. Böylelikle. Diri de ferahlar. Dua etmek lazım. Dua edeceğiz de dayı. Bir şey daha yapmak lazım.
Ne yapacaksın? Gideceğim. O silahlıkta ne kadar silah varsa alacağım. Kendimi şu dağın yüzüne vuracağım. Benim Mahmut kardeşimin alganı o topraktan sıyrılacak. Başka yolu yok. Buyur amca. Seni bekliyorlar. Gir. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Sıtkı'nın. Hoş geldiniz. Başınız sağ olsun efendiler. Eyvallah dedem. Dostlar sağ olsun. Sağ olsun Sıtkı dede. Geç otur şöyle. Baba ne desen, karda mısın? Karnın açtır. Eyvallah. Gün yiyip içme günü değildir evlat. Var orası. Başım gözüm üstüne. Şu bayrağın altında şehadet nasip olmuş her asker bu memlekette tüten her ocağın çocuğudur evlat. O asker Saraybosna'dan ta Çin hududuna kadar her evin cenazesidir. Oğlum öldü. Torunum da öldü. Benim elimin üstünden nice tabutlar geçti. Ama Cenab-ı Hakk'a kasem olsun ki sizin şuradan yolladığınız her tabut en az onlar kadar yaktı benim canımı. İçimizi kuruttun ha, içimizi kuruttun. Oğlum bir şeyler hazırlat da yiyelim ya. Ne istersen emret abi. Hadi, hadi, hadi. Abi bir kebap söyleyeyim, yanına da künefe söyleyeyim. Ciğer, kuşbaşı. Bilmiyorum işte, şımart bizi oğlum biraz, şımart bizi. Keyiflisin abi. Keyifliyim tabii. Ha, keyifli olmak bir tek bize mi haram ha? Seninki ortalık karıştırmış abi. Seninki? Vallahi... Necla yenge diyeceğim, kızacaksın abi. Vallahi ben de ne diyeceğimi şaşırdım abi ya. Necla komutan diyeceksin, heval diyeceksin, savaşçı Necla diyeceksin. Hay yaşa abim valla. Şu bizim tuğla nerede? Tuğla derken abi? Evet, uydu telefonu. Abi, çağır da kebabı beraber ye ha. Necla, Necla nasılsın? Dışarı! Eyvallah abi, çıktım. Necla, yani haberleri dinledikçe böyle seni daha çok göresim geliyor ha. Ya Bakır sen ne yapıyorsun ha? Yoksa sen antropoza falan mı girdin ha? Yani ağız tadıyla bir romantizmden geçtik. Seni tebrik bile edemiyoruz yani. Ben düze indiğim zaman tebrikleri kabul edeceğim. O zamana kadar ortada tebrik edecek bir şey yok. Fena çayırtı koptu Necla. Yani kıyamet kopuyor burada, kıyamet. Olsun bakalım. Gelmeyecek misin? Ya böyle bir zamanda ilçeye inmem mi istiyorsun Bakır? Ya senin benim canıma kastın mı var ha? Ya özledik be kızım ya, anla işte. Tamam, görüşürüz.
Yani bu kız böyle köpek yapıyor ya. Ocağıma bir kürek daha atılıyor anasını satayım ya. Seyfi! Ya sende de laf var icraat yok ha. Ya bu bakır, bu yaramaz ilçenin yaramaz yapısının yaramaz başı bakır. Ya bir otello gibi çıktı ha. Gene başladık. Ya düşünsene herif Shakespearean bir karakter yani Necla komutan. Niro. He. Bak sen bakırı yakından tanısan o kadar çok seversin ki. Ben böyle vaka adamları seviyorum canım. E düşünsene, sana olan zaafımız nereden kaynaklanıyor Necla? Miro, he. Ben bu zaaf maaf laflarına çok uyuz oluyorum ha. Noktayı koy artık. Vıy, ya yani sen de Necla, Miro bir şey söylese de yanlış anlasam diye uğraşıp duruyorsan canım. Ya düşünsene adamlar oradan 4 tane cesetle ayrıldı. Bak Stalin'in bıyığının üstüne yemin ediyorum, gözlerim parladı ha. Yani... Üşenmesem, utanmasam, mahalle kuaförü gibi seni incelesem, yani yüzüne bir nur geldi demeyeyim de, hani böyle bu kısmi operasyon sende böyle bir enerji, böyle bir anti-aging etkisi yaptı yahu. He? Miro, he? Hakikaten inanılmazsın ha. Bu çenen çok yıkıcı, bunu biliyorsun değil? Seni gidi yaramaz kandan beslenen ölümcül prenses seni. Ben her şeyi ayarladım. Yani düşünsene şimdi böyle kırlarda sen böyle elinde telefonla hülyalı hülyalı geziysen. Karşına da Otello çıkıyor. Onunla muhabbet edersen. Yani sen bu bakıra söylesen var ya sana uydu bile alır ha. Sen neyi ayarladın Miro? Ya sınır geçişi canım. Ya adamların hepsi hazır. Ne sınır geçişi? Ne diyorsun sen? Necla, adamlar peşimizde. Bir an önce sınırı geçmemiz lazım. Hayır. Hayır. E ama... Miro, sen kendi kendine böyle bir kararı nasıl alırsın ha? Bana sormadan kendi kendine böyle bir kararı nasıl alırsın? Necla, deli misin sen? Burada kalamayız. Adamlar 4 tane görmüyor musun sen? Ceset torbasıyla ayrıldı oradan. Bizim kaç? 6. Ya sen onlar 1 misin? Bu nasıl bir denklem ya? Miro bile bu denklemi böyle kurduğuna göre... Tabii bu denklem bozulmaz. Necla, fantezi yapma. Bir an önce gidelim. Sen istiyorsan git. Ben kalıyorum. Dönmeyeyim sen be kadın. Adamlar peşimizde diyorum. Kökümüzü kazıyacaklar ya. Senin yüzünden koca bölüğü riske atamam ben. Hem buradan gitmemiz bile uzun sürecek. Bence gereksiz. Gidiyoruz. Hakan Teğmen irtibatta işte Osman. Bugün yarın hareket emri verilir. Hemen gitmeliydik Kerkükle. Hemen. Düşmanın attığı kurşun uzvunu alırsa Osman Bek... ...Allah'ın inayetiyle ölmezsin. Ama düşmanın attığı kurşun... ...aklını, basiretini, izanını alırsa... İşte o vakit öldüğünün resmidir. Üstünü değiş Osman. Senin bir nişanın, sana da bana dediği gibi evlat diyen bir kayınanacığın var. Gidelim, hayır dualarını al. Hiç olmazsa helallik iste. Hadi kardeşim. Komutanım, minibüs ilçe için... Tamam ula, beklesinler, haber vereceğim ben ya. Emredersiniz komutanım.
Yani şimdi 15 gün emir çıkmasa 15 gün oturacaksın burada he. Ya Teğmen'im bin git şu kızı Ayda Teğmen'i gör de gel ya Allah aşkına. Hepsi benim yüzümden oldu. Hayda. Ben büyük düşüncesizlik ettim. Ben zaten elimi nereye sürsem berbat ediyorum başka uçmaya. Ya o nasıl laf öyle ya? Osman sana ne demiş Teğmen'im? He? Uşak ne dedi sana ya? Sen kendin anlattın bana. Normal olan sensin arkadaş. Anormal olan o dağdaki namussuzlar yani. Etme bunu ya, gözünü seveyim. Sağ olsun da. Ayda'yı da mahvedeceğim. Tıpkı Müge'yi mahvettiğim gibi. Ya yeter Allah aşkına ya. Teğmen'im. İnsanın kendine uğursuzluk vehmetmesi Allah muhafaza küfürdür. Duymamış olayım hani. Her şeye rağmen mutlu olacağız ya. Ne yapalım? Mutlu olacağız. Sen de mutlu olacaksın. Osman da mutlu olacak. Esma Hanım da mutlu olacak. Ayda Teğmen de mutlu olacak. Ha bu uşaklar da mutlu olacak. Herkes mutlu olacak ya. Kara gün kararacak diye oturup ense karartacak halimiz yok. Yok öyle ya ama. Yok öyle ya ama Teğmen'im. Allah için şimdi git şu minibüse bin. Müstakbel eşinin başına 2 saat otur da gel. Yazıktı, günahtı ya. Hadi. Durali Başçavuş demeyi bunları sana ha. Durali abin söylüyor. Hadi. Her zamanki gibi komutanım. Biraz teskin edici davranmaya çalıştık ama herkes yağ gibi gergin komutanım. Ateşin dibinde onlar oturuyor evlat. Bu çok normal. Niyetiniz nedir komutanım? Onların her birini çok iyi tanıyorum Haluk. Birkaç gün takibat emri bekleyecekler. Eğer çıkmazsa kendileri bir mazeret uydurup şanslarını deneyecekler. İstediklerinde çok haklı. Benim tek derdim de 4 tabut, 5 olmasın, 7 olmasın. Turan. Sen yine de hızlıca bir harekat planı çalış oğlum. Emredersiniz komutanım. Nasılsa tutamam onları. Belki delice olmasını önleyebiliriz. Çok üzüldüm Osman. Çok üzüldüm. Süleyman çocuklar nasıldır babam? 20 yaşındaki delikanlıların yürekleri sırça kimin parça parça anam. Ne sen sor onları ne ben söyleyeyim. Osman babam.
hepimize esirgesin. Allah hepimizi vatana, millete bağışlasın ya. Kara köprün ağırlıktır el ele. Aman dile dile. Öldüm dile 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 dile. Tamam mı? Tamamdır herhalde Emol. Zaten başka bir şey olacak ki. Gel çıkalım şuradan ya. Sen Konya'nın üstüne güzelce yazarsın abi. Tamam Çavuş. Şuna bak ya. Ben ona çok uğraştım. Ya bu profesyonellik işi çıktığında adam ben bırakacağım dedim. Ben ona dedim ki... Kimse kendini suçlamasın abi. Kader buymuş diyelim. Hem günümüzde tavukçuluk falan ayağı yapıyordu ama... Kendi dünden razıydı kalmaya. Ya. Yaralandı. Hastaneden çıkıp buraya geldi adam abi. Dede olmadan çok tatsız beyler ya. Çok tatsız. Şimdi biz daha gitmeyecek miyiz onbaşı? Emir Emmor. Emir demiri keser. Önce Emir gelecek. Ama ben darlandım. Allah var. Ne gelecekse gelsin. Gelsin de görelim artık. El mi yaman, bey mi yaman? Yine de herkes bir gözü açık uyusun. Her şeye hazırlıklı olun. Şuna bak. İbrahim. Nereye gidiyorsun? Daha pek erken değil mi? Dükkana gidiveriyorum ya. Gitmeyeyim mi? Gel 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 gel. Azıcık otur be şurada gel. Gel otur be şurada. Uyuyamadın değil mi sen de? Uyuyamadın galiba. Saat 8:30 olsun da Osman'ı gene arayayım diyorum. Böyle arkadaşları şehit olunca Osman pek bir sakin konuşuyor İbrahim. O öyle konuşunca böyle benim sırtımdan aşağı doğru soğuk soğuk terler boşanıyor. Çocuklar nasıl dayanıyor bilmiyorum gari. Ya
Belki de kızın yanında oluverdiğinden öyle sakin sakin konuşuverdi. Ne bileyim ben. Sen acı kahveye git. Beni bak, öyle dükkana gidip de kukumavguş gibi düşünme İbrahim. Hani öyle düşününce bir tarafına ilmela inecek diye korkuyorum ben. Sen de Zeliha gelini alıp şöyle bir dolaşıversen sana. Bakacağız çaresine artık. Zeliha gelinle adak dağıtıverem diyorum. Allah kabul etsin ruhların değsin diye. Ben gidiverim bari. İbrahim. Ha. Saat 8:30 gibi olsun. Ben Osman'ı bir daha arayacağım galiba. Bir şey olursa sana haber verin, değil mi? Ayda Değmen nasıl ya Değmen'im? İyi ya, toparlamış. Morali yerinde mi? İşte. O da şimdi 4 şeyde benim yüzümden verdik türküsü çağırıp duruyordur ha. Yani. Yapmayın Teyman Hanım ya. Ya siz oraya vazifeli de gidiyor olabilirdiniz. Yani bu normal bir şey. Sen de öyle kızın önünde kendi kendine vicdan karası bulaştırmaya çalışma zorla ya. Allah Allah. İnsanın aklından çıkmıyor ki başlamış. Yok öyle bir şey ya. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Şimdi biz içtima vereceğiz. Ondan sonrasında da yat kalk sürün. Ama bu esnada der kim bilir kimi pusuya düşürüyor olacaklar. Sen de böyle diyorsan artık. Abi gaz vermeyin birbirinize. Ne yapalım Emmo? Karın ağrımız var işte. Hadi gel işte alalım hadi. Dikkat! Karakolu, bir astsubay, bir uzman erbaş, 22 erbaş ver. Emir ve görüşleriniz hazırdır komutanım. Teşekkür ederim. Sağ beni rahatla dinleyin arkadaşlar. Neler hissettiğinizi biliyorum. Aranızda neler konuştuğunuzu, nasıl bir azap içinde olduğunuzu tahmin edebiliyorum. Emin olun bizler de aynı hisler içindeyiz. Biz de istiyoruz ki Mahmut Karakum ve diğer arkadaşlarımızın kanı yerde kalmasın. Artık bir şeyler olsun. Ama yine de bu hislere ve öfkemize mağlup olmamamız gerek arkadaşlar. Sizden tek bir ricam var. Her günkü programımızı uygularken birbirinizi tahrik etmemeniz. Sakin olun. Güçlüyüz diyoruz. Cesuruz diyoruz. Hazırız diyoruz. Gerçekten hazır olabilmemiz için durmaksızın çalışmamız gerek arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Osman. Emredin komutanım. Eğitim faaliyetlerine devam edeceğiz. Program aynen uygulanacak. Emredersiniz komutanım. Poyraz, karşımda toplan.
Beyler. Bugün değilse de yarın mutlaka gideceğiz. Daha olmadı. Gitmenin yolunu bulacağız. Ben o kayaların arasında Mahmut'u öldüren eli cehennemin dibine göndereceğime yemin ettim. O yüzden gideceğiz. Hareket geldiğinde hepimiz hazır olacağız. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Güzel. Taner. Emret komutanım. Herkes silahlarını, ağır silahları, mühimmatı, sırt çantasını, kumanyasını kontrol etsin. Emredersiniz komutanım. Size 30 dakika. Kontroller bittikten sonra Batı eğitim sahasında yakın muharebe çalışılacak. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Marş, marş! Asker, barut kimin değil mi Osman Bek? Bu artık barutu aşan bir durum Kerkük'ü. Öğle namazını mütakiben Mahmut'un cenazesi Ergani Merkez Camii'nin musalla taşına konulacak. Karısı sakinleştirici ilaçlarla ayakta durabilecek. Daha yeni koşmaya başlamış çocukları Mahmut'un tabutuna sarılacaklar Kerkük'lü. Oğlu babasının fotoğrafına dokunacak. Bu artık ateşi, barutu aşan başka bir şey Kerkük'lü. Başka bir şey. Benden istediğin nedir? Hareket emri geldiğinde nereye gideceğimi bilmek istiyorum Kerkük'lü. Anlamışım. Alan süpürmek istemiyorum. Arama tarama yapmak istemiyorum. O elimle koymuş gibi bulmak istiyorum. Osman. Benden istediğin malumatı sana bu iznillah getireceğim kardeş. Sen endişe etme. Esma'yla tekli kanama da uğra. Helallik iste. Gönüllerine süser. Kumar oynamak gibi bir şey canım. Yani bir taraftan sen, bir taraftan Bakır. Yani düşünsene, akıl tutulması gibi bir şey bu ya. Olacak iş değil yani ha. Ya merak etme Miro. Onlar harekete geçtikleri anda bizim uzaklaşmak için hala vaktimiz olacak. Panik yapma. Panik? Eğer ben bu yaşıma kadar yaşadıysam gerektiği zaman da yaptığım paniklemeye borçluyum Necla. Sana da tavsiye edeyim ha. Olur olur, düşünürüz. Ya şimdi bu Bakır da nereden çıktı? Yani bizi ne diye ilçeye çağırıyor? Yani bu zamanda gidilecek bir zaman mıdır ya? Miro, onun pozisyonu da bunu gerektiriyor. Gideceğiz ve konuşacağız. Ben biliyorum onun konuşmak istediği pozisyonu ne olduğunu. Bana diyecek ki, Necla gitmişse sen de gitme. Ya bu Bakır ne kadar psikopat bir adam ya. He? Sana da çok aşık ha Necla komutan. Senin yedi yaramaz arzunun nesnesi Necla evvel senin. Ya bu son kazanımdan sonra esprilerime de gülsen ha. Bakıyorum ki kızmışsa. Esker öldürmek sana yaradı ha. Onlar ölünce ben yaşıyorum Miro. Denklem bu kadar basit. Beni dükkana bırakacaksan, ondan sonra da tedarik göreceksin. Yola mı gidiyoruz abi?
Anladın? Tamamdır o. Seyfi, bana bak, bir gibi çıkacağız, ona göre. Tamam abi. Bana bak, o karıya falan da takılmayasın ha. Estağfurullah abi, ne karısı? Hadi. Senin kırdığın fındığın haddi hesabı yok. Biz de bir yarım saat uğrayalım be. İçim tuhaf oldu. Yarım saat. Alo. Geliyorum ha. Fazla durmayacağım. Bir duble bir şey içerim. Yarım saat. Kız telefonda öyle ayıp ayıp konuşma. Hadi. Lan zaten zor duruyoruz burada ya. Akıllı ol, aklını alırım, gir içeri. Gir. 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 Durumu bir hülasa edelim Seyfettin Efendi. Dört çocuğunun anası evde dantel işlerken sen burada işret alemindesin. Sana ne lan? Sana ne? Sakin ol, akıllı ol, kafan yerinde kalsın. Evet, ne diyorduk? Üstelik bu Şirin hanımefendi ile aşkınız dillere destan olupdu. Hı? Şimdi beni dinliyor musun? Ne söyleyeceksen söyle. Kapısında kelp olduğum o herifin attığı adımdan, soluduğu havadan haberdar olmak arzusundayım. Bakır abi mi? Sen başına iş alıyorsun sakallı. Biz o başımızdaki işi veladetimizde almışız. Sen o tarafa kafanı yorma. Dediğini yapmazsam ne olur? Olacak olan şu. Bu Şirin ve Datlı hanımefendi senin tabancandan çıkan kurşunla rahmeti rahvana kavuşur. Savcı da hakim de der ki bu Seyfettin iti kıskançlık krizine girdi. Gencecik kadını vurdu. Hayatın kayar. Hem de öyle bir kayar ki palan döken kaydırakları yanında kanı kalır. Anladın? Sen. Ben var ya. Ama sesini çıkarmazsan bir daha birbirimizi tanımayık. Merak etme. Parmağım tetikte, namlu şakakta. Sen işareti çak yeter. Başlayalım mı Seyfettin kardeş?
Eğer muvaffak olursak bu bölge kanadını tamamen çökertmiş oluruz. Bahar öncesi de önleyici harekat yapılmış olur komutanım. Aynen. Yalnız Oktay. Emredin komutanım. Çeliktepe timlerini nereye konuşladın? Tabur açısı komutanım. Yani kendi bölgelerinde pusu ve kontrol diye düşündük. Güzel. Ama bu kez bir istisna yapalım diyorum ben. Bu defa sahalarını tespit edip serbest bırakalım çocukları. Son olayla ilgili mi söylüyorsunuz komutanım? Eğer askerin netice alma hissiyatını köreltirsen bir daha toparlayamazsın. Bu harekat bittiğinde onlar içimizi yaktı ama biz gidip onların canını okuduk diyebilmeliler. Anlıyorum komutanım. Emri ne zaman yayınlayalım? Hemen bugün. Sadece birlik komutanlarına kırık döndü. Allah yardımcımız olsun. Bu gece erken yatalım beyler. İyi dinlenin. İzninizle komutan. Komutanım. Taner. Kimse sakatlanmasın. Kimsenin parmağı çıkmasın. Kimse bileğini burkmasın. Gidiyor musun komutanım? İşinize bakın. Hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi gidip biraz kasatura bineyelim ha. Hortlak görmüş gibi sen. Yokmuş abi, ne olsun. Bana bak, bugünler çok mühim ha. Öyle etrafta gevşek bir vida bırakmıyor sen. Tamam abi. Esma, endişelenme. Söylemesi kolay tabii. Ben gerçekten öylesine uğradım. Ortada olağanüstü bir durum yok. Merak etme. Kendine çok dikkat et, tamam mı? Keklik ana. Dua et. Hep ettim balam, gene de ederim. Allah yarıyız, yardımcınız olsun. Sağ olasın. Osman, Süleyman'ı görürsen ona de ki kendine mukayyet olsun. Baş üstüne Keklik Ana. Bir yere daha uğrayalım Halis. Tabii abi, gideriz. Güzel. Ha, Halis. Kerkütlü sana bir şey söyledi mi? Yok. Ne oldu ki? Ortalarda görünmüyor.
oğlum, bu ne soğuk ya? Aldın değil bir şeyler. Abi ben getiririm, sen zahmet etme abi. Ne var oğlum, alacaktık işte ya. Abi içim el vermez ya, ben getiririm. Seyfi, geliyorlar oğlum. Geldim abi. Sıkıntı var mı? Yoktur. Geldiler mi? Ya biz ne zaman soba başında toplantı yapacağız ya? Nasılsın Bakır? İyidir Miro. Sen nasılsın? Ya sen termos falan bir şeyler ayarlamışsındır. Yanılıyor mu yoksa? Bakalım, vardır bir şeyler. Ya ben senin en çok bu huyunu seviyem ha. Seni gidi yaramaz tedarikli Bakır seni. Konuşalım mı artık? Arabaya geçin. Bakır, hani senin termos nerede kaldı? Vee? Ya arkada olacak bir şeyler. Necla. Hemen kirişi kırmanız gerekiyor. Ben de senin gibi düşüneyim ya. Aha yüzü burada. Ben de aynı senin gibi düşüneyim. Necla. Yukarıya çıksaydınız abi, arkadaşlar da gelsinler. Yok, biz rahatsızlık vermeyelim şimdi. Hele gecenin bu vakti. Ethem. Biz seninle akrabayız. Aynen abi. Şimdi bu... Yani nasıl söylenir bilmiyorum da yani... Nasıl söylesem. Arada bir helalleşmek lazım ama, değil mi? Eyvallah abi. Eyvallah. Yani söylemeye çalıştığın şey helallıksa abi, benim hakkım sana helal olsun. Biz bugüne kadar abi senden zaten hiç kötülük görmedik ki. Hep iyilik gördük. Bir kere bile kötülük görmedik. O yüzden ne olur, sen hakkını helal et. Helal olsun kardeşim. Sonuna kadar helal olsun. Evet, Yeter'e selam söyle. Deniz'i de benim için. O Osman. Ama sen bir kavganın içindesin. Belki şimdi, belki yarın daha çıkacaksın, daha gideceksin abi. Namını doğrultacaksın. Karşında o olacak. O. Bacım. Bacım yani... Allah da biliyor, kız kardeşim yani. Ama sana bir şey söyleyeyim mi abi? Allah sana yardım etsin. Allah sana yardım etsin ki masum ocaklar sönmesin abi. Boşu boşuna insanlar ölmesin. O yüzden Allah sana yardım etsin. Senin istihbarat sağlamdır. Tabii ki sağlam, Miro.
Arkadaş, ben ilçeye giren konserve kamyonundan bile neler olacağını anlarım. Fırtına geliyor diyorsam geliyordur. Vallahi sen bunları Necla'ya anlat. Şaşılacak bir durum ama bu konuda ben de aynı senin gibi düşünüyorum ha. Bizim bir an önce sınırdan kirişi kırmamız lazım. Aha yüzü burada. Söyle de ki demedin de. Aynen söyledim ya. Ben gitmiyorum. Necla, intihar edeceksen bunun başka yolları da var. İkiniz de korkaksınız ha. Provokasyon yapma Necla, provokasyon yapma. Sen esker umarın sarhoşuyla söylesen bunları ha. Sen psikopatsın kardeşim ya. Bir an önce yüzleş bunlar. Sen psikopatsın. Seni vurmanın sarhoşluğunda yaşayayım mı ha? İstersen. Necla kes şunu. Necla, bu kadar savaşın içinde infaz mı edeceksin beni? Necla indir silahı. Necla sana indir dedim. Peki tamam. Bakın şöyle yapıyoruz. Şimdilik bekleyin. Tamam? He? Ama ben harekat bilgisi aldığım anda kirişi kıracaksınız. Yoksa çok geç olabilir Necla. Bence uygundur. Tamamdır yani. Necla. Tamam. Ey. Peki, güzergahınız nedir? Kuruçay Vadisi'nden geçeceğiz. Sınıra en yakın yer orası. Ondan sonrası kolaydır canım. Güzel, güzel. O zaman kahvemizi içebiliriz. Düşen bin parça. Yok abi, üşüttü biraz herhalde. Kendine dikkat et oğlum. Sen nasıl gitti abi? Necla'nın yarısını kurtardık sayılır. Benim maksadım belli zaten. Yarısını derken abi? Şimdilik ikna oldu sayılır. Ama 24 saat içinde cozutma ihtimali de %50. Anladın? Anladım abi. Çenen açılırsa Seyfettin Efendi, bu senin için hiç iyi olmaz. Anladın? Böyle bir vaka hiç vuku bulmadı. Tamam ya! Çıkın artık! Bana bak! Seni alır, eşek sudan gelinceye kadar döverim lan şurada! Lavuk! Çok delice bir iş yaptın abi sen ya. Hayır, bağlardık bu ineğe bir dinleme cihazı, yollardık be abi. Çok sakat iş yaptın ya. Onlarla olacak iş değil bu Yakup. İyi ki de böyle yapmışız, boş ver sen. Hayır, yani orada bagajdasın ya sonuçta. Mesela bir hapşırsan, geçmiş olsun yani. Ya hapşırık değil de birader. Ben özüm bu mereti açık unutmuşum, iyi mi? Geldikten sonra fark eyledim. Ama hamdolsun. Bana lazım olan bilgileri aldım o dayıcılardan. Abi, sen var ya, öyle böyle değil. Tam delisin sen ya. Hazır mıyız beyler? Hazırız Emmoğlu. Hadi öyleyse. Bismillah. Kamil,
Ben anlamadım ya. Hareket emri verildi mi şimdi? Hala mı anlamadın Fatih? Anlamadım. Boyalar da yakışmış. Osman. Bugün cuma Osman. Madem ki yola çıkılacak, uşaklara söyle de eda etmek isteyenler toplansın. Emredersiniz komutan. Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Maliki Yevmiddin, İyyâke nâbudu ve iyyâke nestaîn, İhdine sırâtel müstakîm, sırâtel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veleddâllîn. Amin. İnnâ fetahnâ leke fethan mübînâ, ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Arkadaşlar, bu toprakların kilidini açan büyük fethin öncüsü Gazi Alparslan Han, bundan 1000 yıl önce sırtında beyaz kefeniyle askerlerine aynen böyle cuma namazı kıldırdı. Biz bu temiz dualarımızla, bu imanımızla Haçlı ordularını bir daha geri gelmemek üzere topraklarımızdan defettik. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde Çanakkale'yi, Sakarya'yı, Dumlupınar'ı gördük. Biz de bugün o büyük öncülerimizin açtığı yoldan yürüyeceğiz. Allah'tan dileğim odur ki hiçbirimizin kılına zarar gelmeden görevimizi tamamlayıp dönelim. Ama yine de komutanınız olarak silah arkadaşlığından şeref duyduğum sizlerden hakkınızı helal etmenizi istiyorum. Helal olsun! Size de helal olsun. Allah yardımcımız, gazamız mübarek olsun. Amin! Ne yaptınız kardeş? Kendi cenaze namazımızı kıldık Kerkük. Herkes kendi kefenini giydi. Artık gerisini bize kefen biçenler düşünsün. Haski dağlar! Haski dağlar! Birane dağlar! Birane dağlar! Kimin için ağlar? Bizim için ağlar! Biz kimin? Komandolar! Kimin için ağlar? Bizim için ağlar! Biz kimin? Komandolar!
Geliyoruz ulan. Geliyoruz.